Değerli seyirciler, Kızıldeniz'deki Süveyş kanalına yönelik yaşanan jeopolitik gerilim ve Yemen'deki Husi saldırıları global ticarette ciddi aksamalara neden oldu. Alman devleri gerilimden olumsuz etkilendi. Alman nakliye devleri Marsk, Hapak, Lloyd, MSC gibi şirketler Kızıldeniz üzerinden geçen rotalarını geçici olarak askıya aldı. Alternatif rotanın kullanılması ise maliyetleri arttırdı. Bu durum özellikle Almanya'daki otomotiv ve kimya sektörleri gibi endüstrileri etkileyerek mal temininde gecikmelere ve artan maliyetlere neden oluyor. Federal Ekonomi Bakanlığı yetkilileri önemli malların Almanya'daki sanayiye zamanında ulaşamayabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun fiyatları etkileyerek etkilenen şirketler için üretim kesintilerine ve uzun teslimat sürelerine yol açabileceği belirtiliyor. Süveyş Kanalı'ndaki saldırılar nedeniyle haftalık geçişlerin %42 oranında azalması, küresel ticaretin önemli bir kısmının gerçekleştiği bu kanalın stratejik önemini vurguluyor. Bu durum enerji fiyatlarında artışa ve küresel gıda güvenliği risklerine neden oluyor. Ayrıca ticaret rotalarındaki aksamaların uzun sürmesi durumunda enflasyon baskısı da artabilir. Bütün bu olayların nedeni e, İsrail'in Filistin'e saldırması. Buna karşılık olarak da Yemen'de konuşulan Husiler e, buradan geçen gemilere özellikle İsrail'e ticaret yapan gemilere saldırı düzenleyebiliyor. Ve bu nedenle gemilerde de Süveyş kanalı yerine Ümit burnunu dolaşmak durumunda kalıyor. Ve bu durumda da maliyetler Avrupa genelinde ve Almanya'da artacak gibi gözüküyor. Tek çözüm Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail'in ateşkes ilan etmesinden geçiyor.